Hacı ve Ümre'yi nasıl yapmalıyız diye sormuş efendim. Allah razı olsun. Allah nasip ederse önümüzdeki pazar günü kardeşlerimizle beraber bir Ümre yapacağız. Allah hacı farz kılarken hac ve Ümre dedi. Tıpkı Ümre de hac gibi farzdır. Hac bir büyük hac vardır. Hacül Ekber. Herkesin hac yaptığı vakit vardır. Bir de özel barada onun dışında hac edenler vardır. Hac ziyaret demektir. Beytullah'ı ziyaret etmek. Buna beraber tavaf etmek demektir. O hacca, o ziyarete niyet etmek demektir. Buna da ömre denir. Ömre aslında bir ömre bedel olan, ömrümüzü hac kılan, ömrümüzü Allah'ın huzurunda yaşamaya çalışmak demektir. Öğrenmek demektir. Bunu öğrenmek demektir. Allah'ın huzurunda durmayı, yaşamayı öğrenmek demektir. Ömre. Bir ömür. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam ameller niyete göredir buyurdu. Niyetimiz neyse amelimizin kıymeti, değeri de ona göredir. O zaman önce niyet etmek gerekir. Evet, haca gidemeyenler ömreye gidiyor. Ne zaman niyete başlaması lazım? Zaten önceden bir niyet etmiştir. Bir de evden çıktığı andan itibaren yolculuk başlamıştır. Niyeti öyle yapmalıdır. Beytullah'a gidiyor. Allah'ın davetine icabet ediyor. Allah'ın Beytullah dediği, Allah'ın evi dediği, evet, Beytullah'a gidip Allah'a misafir oluyor. Ben Rabbime, Beytullah'a, Allah'ın evine misafir olmaya gidiyorum deyip niyet etmesi gerekir. Evden çıktığı andan itibaren artık o Allah yolundadır, Beytullah yolundadır. Evden çıktığı andan itibaren. Resulullah Efendimiz buyurdu, kim Allah yolunda ölürse o şehittir. O Allah'a canını kurban etmiştir. Ölür veya öldürülürse o fark etmiyor. Allah yolunda. Hac için ya da ömre için evden çıktığımız andan itibaren Allah yolundayız. Beytullah yolundayız. Herhangi biri ölürse şehit sevabı alır. Ne demektir bu? Canını Allah yolunda feda etmiş. Allah yolundayken evet, Allah canını teslim almış demektir. Onun bütün günahları af olmuş demektir bu. Allah ona böyle bir muamelede bulunur. Kendi yolunda vefat ettiği için. Evden çıktığı andan itibaren evet, Allah yolundadır, Beytullah yolundadır, Allah'ın davetine icabet yolundadır. Yalnız giderken ne buyurdu ayet-i kerimede? Hac için, Beytullah'ı ziyaret için yola çıktığınızda kendiniz için azık hazırlayın. Ama azığın en hayırlısı takva azığıdır. Takva azığı işte bu niyettir. Gönlünü buna hazırla dedi. Nasıl ki zahiri olarak azığa, yemeye, içmeye, elbiseye, giymeye ihtiyacın varsa, bir de manevi olarak yemeye, içmeye, giyinmeye ihtiyacın var. Bir de takva elbisesi var. Takva elbisesini giy, yediğin, içtiğin de, aldığın nefes de takva olsun. Takva, Allah'a karşı sorumluluğunu bilmek demektir. Sorumluluğunu bilip, gereğini yerine getirip yapmak demektir.
sorumluluğunu bil. Nedir kulun sorumlusu? Kulluktur elbette ki. Allah'a abdiyettir. Allah'a kulluk sorumluluğunu bil ve kulluğunu yap. Bir kul olarak Beytullah'ı ziyarete gel. Bir kul olarak. Kul seven demektir. Abd seven demektir. Sevdiğinin sevgisini kazanmak için çabasını, gayretini sarf eden demekti. Onun için yola çıkarken Rabbimizin sevgisini kazanmak için yola çıkıyoruz. Abd olmak için. Abdiyeti kazanmak için yola çıkıyoruz. Bunun için de o takva elbisesini giyip takva azığından yiyip içmemiz gerekir. Evet, takva azığı bununla beraber Rabbini tesbihtir, Rabbini hamdır, Rabbini tekbirdir, Rabbine şükürdür. Rabbine abdiyettir, secdedir, duadır. Evet, yola çıktığımızda önce bir niyet etmemiz gerekir. Niyeti evet nasıl yapıyoruz? Giderken Rabbimizin evine onun misafiri olarak gidiyoruz. Bununla beraber o bize ne ikram eder diye bakmamamız gerekir. Onun bize ikram edeceğini düşünmek doğru değildir. Edebe aykırıdır. Misafirliğin edebine aykırıdır. Giderken ben ne götürürüm deyip bakması gerekir kulun. Benim nasıl ki biri bir yere gittiğinde bir hediye götürüyorsa ben oraya ne götürüyorum? Benim neyi götürmem lazım? Neyi vermem lazım? O bize neyi ikram eder değil, benim ne götürmem lazım deyip niyet etmemiz gerekir, bakmamız gerekir. Yola çıktığı andan itibaren memleketini bırakıyor. Buna beraber mevkisini, makamını bırakıyor. Çoluk çocuğunu bırakıyor, evini bırakıyor. Her şeyini bırakıp yola çıkıyor. Bırakırken asıl sahibine teslim etmesi gerekir. Ya Rabbi, bunlar zaten benim değildi. Bunlar zaten sana aitti. Ben de bunların hepsinden vazgeçtim. Sana teslim ettim. Asıl sahibine teslim ettim. Ben sana geliyorum. Bu sana ait olanları sana teslim ettiğim gibi bir de bana verdiğin canım var. Onu da kurban etmeye geliyorum. Onu hediye etmeye geliyorum. Geliyorum bana şunu ver, bunu ver, şu duamı kabul et demiyoruz. Bir kul olarak, takva azgı buydu. Buna bir kul olarak sana her şeyimi kurban ediyor, teslim ediyor. Çünkü hepsinin sahibi sensin. Bir de canım var, onu da oraya kurban etmeye geliyorum. Sana teslim etmeye geliyorum. Bunun karşılığında benim senden isteyebileceğim tek bir şey vardır. Ama o da bana ait değildir. O da senin muradındır. Muradının üzerimde gerçekleşmesi için. Evet, canımı kurban ediyorum. Sen benden neyi istiyorsan benim için senin takdirin neyse, benim için neyi seviyorsan benim de takdirim odur, istediğim odur, duam odur. Ama bunun karşılığında bir de evet, sana canımı kurban ediyorum. Canımı kurban etmeye geliyorum. Sana ait olanı sana teslim etmeye geliyorum. Ben sana aitim. Evet, istediğim tek şey muradının üzerimde gerçekleşmesidir. Onun muradı nedir? Onun muradını biliyoruz. Onun muradı bizim ona abd olmamızdır. Ben cinleri ve insanları bana abd olsun diye yarattım buyurdu. Onun üzerimizdeki muradı güzelliğinin tecelli etmesidir. İsimlerinin tecelli etmesidir. Rahmetinin tecelli etmesidir. Onun rahmetinin içine girmemizdir. Buna beraber o rahmeti üzerimizde evet gösterip bütün insanlara, varlığa, mahlukata, tabii ki önce kendimize, ailemize rahmet etmektir, merhamet etmektir.
Onun üzerimizdeki muradı güzel yapmamızdır. Mühsin olmamızdır. Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Bizden güzel yapmamızı istiyor ve onun bizim üzerimizdeki muradı odur. Onun bizim üzerimizdeki muradı bizim dua olmamızdır. Hayır olmamızdır, ikram olmamızdır, nimet olmamızdır, hidayet olmamızdır. Yaratılışın gayesini Allah böyle beyan etmişse muradı da budur. Üzerimizdeki muradı bu. Bizi kul olarak, abd olarak, aşık olarak görmek istiyor. Bu durumda canımızı kurban ederken, evet, aşkınla aşk olalım demiş oluyoruz. Beni sevmeni istiyorum, bizi sevmeni istiyoruz. Bununla beraber o sevgide, o aşkla, muhabbette aşk olmayı diliyoruz. Rahmet olmayı diliyoruz. Güzellik olmayı diliyoruz. Muradın üzerimizde gerçekleşsin istiyoruz yani. Önce niyetin böyle olması gerekir. Bir şey almaya değil, bir şey vermeye gidiyoruz. O neyi vereceğini zaten biliyor. Bizim ona ayrıca şunu ver, bunu ver dememiz doğru olmaz. Edebe aykırı olur bir kere. Evet, daha sonra duamızı yapacağız. Ama niyetimizin böyle olması gerekir. Yani kul Rabbinin evine misafirliğe gidiyor. Bu durumda ona düşen kulluk, abdlık yapmaktır. Abd olarak tavrını göstermektir, niyetini yapmaktır. Evet, sonra asıl elbisesinden soyunur. Elbisesinden vazgeçer, ihram giyer. Buna beraber ihramın cebi de yoktur. Hiçbir şeyi beraberinde götürmez. Yani ben her şeyi bıraktım, her şeyden vazgeçtim. Kefenimi giydim, huzuruna geliyorum demektir. Evet, tabii yola devam eder. Oraya vardığında, Kabe'yi tavaf ederken, evet, hem yolu yürürken, hem tavaf ederken, ne diyor? Terbiye okuması gerekir. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Buyur ya Rabbi, emret ya Rabbi, emrindeyim ya Rabbi. İşte benim canımızı kurban etmeye gidiyoruz dememin sebebi budur. Buyur diyoruz, emret diyoruz. Bu durumda o mutlaka bize bir şey söylemesi gerekir ki biz bunu söylüyoruz. Bir şey söylemesini istiyoruz ki bunu söylüyoruz. Benden iste diyoruz. Lebbeyk, buyur ya Rabbi, emret ya Rabbi. Sen emret, ben yapayım. Neyi emretmiştir? Abdiyeti emretmiştir. Sana abd olmaya geldim. Sana kul olmaya geldim. Sana aşık olmaya geldim. Sana teslim olmaya geldim, iman etmeye geldim. Teslim, o teslimiyetimi, imanımı, sadakatimi arz etmeye geldim ki ben senin abdinim. Ben seni seviyorum ve ben seni istiyorum. Senin beni sevmeni istiyorum, sevgini kazanmak istiyorum. Ve ben bunun karşılığında her şeyimi bıraktım. Benim dediğim, bana ait dediğim her şeyimi bıraktım. Hepsinden vazgeçtim ve hepsini sana teslim ettim. Asıl sahibi sensin, sana teslim ettim ve ben kurban olmaya geldim. Buyur, sen emret, ben kurban olayım. Ben yolunun kurbanıyım. Kimin gibi? Hazreti İbrahim gibi, Hazreti İsmail gibi, Hacer annemiz gibi. Nasıl ki Hazreti İbrahim en sevdiğini, evladını, Hazreti İsmail'i kurban etmek istediyse, ama Allah buna müsaade etmedi. Evet, Allah bir şeyi istiyorsa almak için değil, vermek için istiyor. Hacer annemiz aynı şekilde kendi evladını kurban olmaya gönderdiyse, kurban ettiyse. Hazreti İsmail, evet, nasıl ki, evet, ne dedi Hazreti İbrahim ona? Ben seni Allah yolunda kurban ettiğimi görüyorum. O ne dedi? Allah'ın sana emrettiğini yerine getir. İnşallah beni sabredenlerden bulursun dedi. Beni kurban et dedi. Ve ben sabrederim dedi.
Allah bunları bunun için bize anlatıyor. Sen de kurban etmeye gel ve kurban olmaya gel. İbrahim olmaya gel, İsmail olmaya gel, Hacer olmaya gel. Evet. Niyetimizi yaparken Allahümme lebeyk derken İbrahim olmaya geldim ya Rabbi, İsmail olmaya geldim ya Rabbi, Hacer olmaya geldim ya Rabbi. Ben de onların yolundayım. Onlar gibi yapmaya, onlar gibi olmaya geldim ya Rabbi. Onlar gibi kul olmaya geldim. Kurban etmeye geldim. Kurban olmaya geldim diyoruz. Lebeyk, Allahümme lebeyk. Lebeyke la şerike leke lebeyk. Gene emret ya Rabbi. Senin şerikin yoktur. Ben sana şirk koşmam. Ben seni seviyorum. Senin sevgine hiç kimseyi ortak etmem. Senin emrin karşısında hiç kimseye söz hakkı tanımam. Sana ortak tanımam. Senin emrin karşısında, vahyin karşısında hiçbir söze söz hakkı tanımam. Senin peygamberinin örnekliği yanında hiçbir örnek tanımam. Ona tabi olurum. Sen öyle emretmişsin, ben öyle yaparım. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk. Muhakkak ki hamd sana aittir. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Övgüye layık olan sensin. Sevilmeye layık olan sensin. Tekbir edilmeye, tesbih edilmeye layık olan sensin. Dua edilmeye, istenilmeye layık olan sensin. Bütün nimetler senindir. Nimet denen her ne varsa senindir. Bütün nimetler senin El Esmaül Hüsna'dan, güzelliğinden tecelli ediyor. El Esmaül Hüsna sana aittir ve ben buna iman ettim. Bütün nimetler, bütün güzellikler sendendir. Sadece, yalnız senden. Nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, o senden gelmiştir. Sendendir o. Sana aittir. Leke vel mülk. Ve mülk senindir. Mülkün maliki sensin, meliki sensin. Maliki yevmiddin. Ben de bana emanet ettiklerini sana teslim ettim. Asıl sahibine teslim ettim. Ben de sana aitim. Ben de sana teslim oldum. Müslüman oldum. Teslim oldum. La şerike lek. Çünkü senin ortağın yok. Hiçbir şekilde sana şirk koşmam. Hiçbir şekilde hiçbir nimete sahip çıkıp bu benimdir demem. Mülkünde hiçbir şeye sahip çıkıp bu bana aittir demem. Bence demem, bana göre demem. Hiçbir şekilde, hiçbir konuda. Zaten bunu söylediğinde gönlün hazır oldu. Niyetini yaptın. Niyet budur. Niyet telbiyedir. Telbiye okunmadan, anlaşılmadan, evet, hacın, ömrenin niyeti yapılmamış olur, anlaşılmamış olur. Yoksa böyle işte niyet ettim, hacımızı, ömremizi bizim için kolay eyle, hayırlı eyle, olmadı ya. Allah böyle öğretmemişti. Peygamberler böyle yapmamıştı. Kurban olmaya gidiyorsun. Teslim olmaya gidiyorsun. Her şeyi sahibine teslim etmeye gidiyorsun. Evet, telbiyeyi okuyup Beytullah'a gidiyoruz. Gidiyoruz. Başlıyoruz tavaf etmeye. Allah'ın evinin etrafında, Beytullah'ın etrafında dönüyoruz. Unutmamamız gereken bir şey vardır. Beytullah'ın tam üstünde bir de Beytül Mamur vardır. Meleklerin tavaf ettiği, evet, Kâbeleri. Kâbe'yi tavaf ederken Beytül Mamur'u beraber tavaf ediyorsun.
Onu melekler tavaf ediyor. Sen aşağıda insanlarla beraber tavaf ederken yukarıda melekler seninle beraber hem beyti tavaf etmiş oluyor. Sen Beytullah'ı tavaf ederken Beytül Mamur'u beraberinde tavaf ediyorsun. Meleklerle beraber. Tıpkı bir melek gibisin. Her şeyi sahibine bıraktın ya. Aslında ondan öteye meleklerin secde ettiği varlık halindesin. Her şeyi sahibine teslim etmişsin. Hiçbir şeyi ona şirk koşmuyorsun. Evet, tavaf ederken 7 sefer dönüyorsun. Neden 7 sefer? 7 bir sayı değil. 7, 70 bir sayı değil. Çokluğu ifade eder, sonsuzluğu ifade eder. Yani ben ebediyen yaşadıkça senin evinin etrafında Beytullah denen, evet, o beytin etrafında dönüyorum. Sen buraya davet etmişsen buraya tecelli ediyorsun. Bana tecelli ediyorsun. Senin tecellinin, rahmet tecellinin, muhabbet, aşk tecellinin, ilahlık tecellinin etrafında sema ediyorum. İnsanlarla beraber, meleklerle beraber, evet, daha önce göndermiş olduğun peygamberlerle beraber, sıddıklarla, şahitlerle, salihlerle beraber, onlardan olarak tavaf ediyorum, dönüyorum, sema ediyorum. Senin rızanın, sevginin, tecellinin etrafında sema ediyorum. Bundan sonra ben böyleyim diyorsun. Artık ben böyleyim. Artık ben hayatı böyle yaşayacağım. Senin tecellinin etrafında sema edeceğim. Aşkının, muhabbetinin etrafında sema edeceğim. Bana ruhundan nefettiğin ruhumun etrafında sema edeceğim. Onunla o olarak sana gelmek için. Sevgini, aşkını, muhabbetini kazanmak için, o aşkla, muhabbetle gelmek için, o olmak için hayatımı sarf edeceğim, yaşayacağım. Gerekeni yapacağım, böyle döneceğim. Dönerken, evet, aşktan, muhabbetten sarhoş olarak döneceğim. Kimseyi duymayacağım. Duyduğum, işittiğim sensin. Senin emrindir, senin vahyindir. Sen bana neyi söyledinse ben onu duyarım. İblisi duymam, şeytanı duymam. Şeytan adına konuşanları duymam, işitmem. Ben sadece seni işitiyorum. Ve ben beytini görüyor, tecellini, tecelli ettiğin beytini görüyorum. Bundan sonra senden başka bir şey görmem. Her şey, herkes benim için bir ayet. Sadece ayetlerine bakıyorum. Sadece senin isimlerinin tecellisine bakıyorum. Sadece onu görüyorum. Sadece seninle muhatabım. Her anda muhatabım sensin. Sevdiğim sensin. Ben bundan sonra senden başka bir şey görmek istemiyorum. Sadece seni görmek istiyorum. Sadece seninle konuşmak istiyorum. Sadece seni dinlemek istiyorum. Dönmeye devam ederken ne diyoruz? Lebeyk demeye devam ediyoruz. Emret, emrindeyim. Kurban olmaya geldim. Sen emret, ben yapayım. Sana kul olmaya, abd olmaya geldim. Senin tecellini, El Esmaül Hüsna'nın güzelliğinin tecellisini almaya geldim. Senin güzelliğin olmaya geldim. Sana kul olmaya geldim. Ayna olmaya geldim. Halife olmaya geldim. Sana seni seviyorum demeye geldim. Bir şey istiyor muyum? Hayır. Benim istediğim senin benim için takdir ettiğindir. Senin benim için sevdiğindir. Benim için neyi seviyor, neyi takdir ediyorsan ben onu istiyorum. Huzurunda fikir beyan etmeyi, evet, bir kul olarak kendime yakıştıramam. Haşa dememiz gerekir. Evet. Tavafı böyle yapıyoruz. Zaten tavafı böyle yapınca telbiyeyi okuyunca ortada
ne telbiye kalır, ne telbiyeyi okuyan kalır. Evet, o tecelli ediyor. Evet.